çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Hayat hoca on beden vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandık hayat hoca, yandırma bizi. Seviyorum diyerek kandırma bizi. Yandık hayat hoca, bırakma bizi. Lay 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 lay. Hayat hoca ne olur bırakma bizi. Konuşmayı beceremem. Birkaç hazırladığım şey var. Hayat abla, hocaya onu söyleyeceğim. Hayat abla, ben seni çok seviyorum ha. Vallahi. Yani bir daha öyle evine gizlice girmek, ne bileyim, arabanın içinden bir anda çıkmak, seni gerçekten bir daha korkutmak da yok. Hayat Hanım abla, gitmesene sen ya. Tamam. Hayat hocam, bir şeyler söylemek ister misiniz? Çocuklar. Bunca güzel şeyin üstüne ne söylenir bilmiyorum. Aslında söylenecek çok fazla da bir şey yok. Kararım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya. Çok teşekkür ederim hepinize çocuklar. Beni bugün bir uykudan uyandırdınız ki sormayın, derin bir uykudan. Şarkınızda var ya gaflet uykusu. Öyle bir uykudan uyandırdınız beni, teşekkür ederim. Ben sizlere pes etmeyin, savaşın, vazgeçmeyin derken yoruldum. Vazgeçtim. Özür dilerim hepinizden. Hayatımda ilk defa bu kadar kendimle çelişiyorum. Siz benim yanımda, karşımda pes etmez, vazgeçmez, bu kadar çalışır, çabalar dedinirken ben vazgeçemem. Hiçbir yere gidemem sizi bırakın. Üzmeyeceğini biliyordum. Sana çok teşekkür ederim. Ben de artık senin beni üzmeyeceğini biliyorum. Abla ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim ki. Ama... Ama sen kopya çekmeye başlayınca, benim sözümü çiğneyip görüşme dediğim insanlarla görüşünce, yetmezmiş gibi yalan söyleyip kar tepelere kaçınca, sarhoş olup serseriler tarafından kaçırılınca, ben kendi kendime üzülesim tuttuğu için üzüldüm. Öyle mi gözlüm? Bunlar neden oluyor? Hiç düşündün mü ya? Yani. Yani ya. Ha? Bir, benimle yağlı yolu konuşma. İki, ben her şeyi düşünüyorum Gözdeciğim. Merak etme sen, her şeyi düşünüyorum. Bir gün gelecek, bu söylediklerimi düşüneceksin ve diyeceksin ki, aa abla, sen haklıymışsın. Gitmekten vazgeçin ama dayatmalarından vazgeçmiyorsun yani, öyle mi?
biz buna dayatma demeyelim de kural diyelim Gözdeciğim. Kurallar niçin var? Çiğnenmek için değil tabii ki. Hayatımızı düzene sokalım. Doğru yoldan şaşmayalım diye. Değil mi? O zaman neden hep senin kuralların geçerli oluyor? Çünkü ben ablayım. Ve aynı zamanda senin öğretmeninim. Bizim özel bir durumumuz var seninle Gözde. Sen diğerlerinden farklısın. Anlatabiliyor muyum? Sen yanlış yola meylettiğinde evet ablan olarak seni ikaz etmek zorundayım ama öğretmenin olarak da bunu yapmak zorundayım. Anladın mı? Benim işim daha zor. Yani kalıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Yine kavga gürültü, yine baskı. Yok öyle eski hamam eski tas devam etmez hiçbir şey ama. Bundan sonra evet. Yeni bir hayatımız olacak. Öyle düşün. Tamam mı? Hadi. Peki Burak? Yeni hayatımızda Burak'a yer yok Gözde. Eğer bir kez daha sözümü çiğneyip görüşmeye devam edersen tasım, taram, toplar İzmir'e giderim. Ve beni kimse durduramaz. Anladın mı? Sen şimdi benim bu söylediklerimi ince bir düşün. Lütfen. Bundan sonra hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam. Gözde, İzmir'e gitmeyeceksiniz. Çok güzel bir şey değil mi bu? Sen sevinmedin mi? Sevinemedim ki. Eskiden bu kadar uzak kaldığımda gıcık olurdum. Şimdi buna bile şükür diyor. Çok sevindin değil mi gitmiyor diye? Bence sen de sevin kanka. Sonra beni toparlamak sana düşecekti. Toparlarım canım ne olacak? Hem senin omzun da benim ağlama domuğum değil mi? Harbiden ha. Birbirimizin yara bandı gibi olduk. Korak sen ne güzel seviyorsun ya. Sevmekten vazgeçmiyorsun hiç. Yani kızın yokluğuna bile sadıksın. Sen de güzel seviyorsun. Delikanlı gibi. Ben artık sevmiyorum, bıraktım. Bir anda bırakmasaydın, azaltarak bıraksaydın. Ay çok komik Koray, ciddi bir şey söylüyorum ben burada. Ben artık kendi hayatıma bakacağım. Yani hayatımda daha önemli şeyler var. Vay, iyiymiş. Ne gibi mesela? Kardeşim gibi mesela. Adını bile bilmek istemediğin kardeşin ha? Bilmek istiyorum artık. Her şeyini bilmek istiyorum. Öğreneceğim de. Yani çıkacaksın karşısına. Aynen öyle. Ya Koray o benim kanım canım. Yani o çocuğun ne günahı var ki? Doğru. Delikanlısın diye boşuna demiyorum. Ne zaman gidiyorsun? Şimdi konuştuğum kadınla bir kafede buluşacağız. Ya ders? Ya ders beden eğitimi zaten Ekicim. O zaman ben de gidiyorum. Hocam, bir tanem hanım. Kalmanıza o kadar çok sevindim ki anlatamam. Ben de çok mutluyum gerçekten. İnsan tabii yani gitmek istemiyor ama hayat bazen mecbur bırakıyor işte. Ay olsun ya. Kalmanız hepimiz için çok iyi oldu. Ben de artık hayal ettiğim gibi bir düğün yapabileceğim. Yani siz gitseydiniz B planını devreye sokmak zorunda kalacaktım ve çok mutsuz olacaktım. B planınız mı vardı? Aman boş verin ya biz A'dan devam edelim. Ya gerçekten çok merak ettim. Neydi B planınız yani ben gitseydim ne yapacaktınız? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yavaş. Nadir sen ne yapıyorsun burada? Müdürüm kına provası yapıyoruz. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bir tanem. Allah'ım bugünü de gördüm ya artık bana karada, havada, denizde ölüm yok. Ver şunu. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.
Maşallah, maşallah. Maşallah kız, maşallah. Önce bir sorun, biz bunları niye yaptık? Sormayacağım! Dur, dur şerifim! Dur! Yapma! Damat olmadan cezaevine düşme! Anlatın çabuk. Müdürüm, şimdi Hayat Hanım abla İzmir'e gidince ne oldu? Bir tanem hanım hoca yengesi Nedim'e siz kaldı. Eysi biz de hemen bir operasyon Nedim oldum. Yani Nedim, Nedim'e o hesap. Oğlum, oksijen israfları. Hayat Hanım gitmeyeceğini söylemedi mi az önce? Duymadınız mı? Aldı efendim. Öyle gitsin gelsin, gitsin gelsin. Çocuk oyuncağı ya bu. Mümkün değil bu. Kostümlü provaya başlamışız. Saçmalamayın. Bak, çabuk toparlayın orayı. Çabuk. Mümkün değil şerifim. Ben bunlar için Mahmut Paşa'nın altını üstüne getirdim. Şimdi ben de sizin altınızı üstünüze getireceğim. Görün. Hangi parayla aldınız bunları çabuk söyleyin. Hangi parayla aldınız? Karneler evinizde uygulamasından kalan paraları harcadık. O paraları mı harcadınız? O parayla aldık. İnsan hayatında bir kere evlenir şerifim. Tabii canım, ne yapsaydık yani, para için hayallerimizden mi vazgeçseydik? O para bana lazımdı. Bütün parayı harcadınız. Nereden bulacağım şimdi ben o parayı? Ha? Nereden bulacağım? O kadar parayı ben nereden bulacağım? Yıkılı karşımda. Ayağımın altında neredesin? Bütün parayı harcamışlar. Gerçekten niye sinir yaptı? Anlayamadım ki ben. Ya aman. Böyle düğün hazırlığında olan erkekler arada bir delirir. Bir şey olmaz. Ay bu erkekleri hiç anlamıyorum ben ama. Hani neyini anlayacağım? Hepsi aynı. Hepsi... Ne bakıyorsun kızım? Yürü! Yürü hadi, sınıfına yürü. Ne oluyor lan bize? Bir şey diyeyim mi? Böyle düğün, kına, hazırlık mazırlık derken iyice kaptırdık ha. Rol üzerimize resmen yapıştı. Çıkışta bir kahveye falan gidelim de normale dönelim. Önce ben şunları bir çıkarayım da. Hadi hadi gidelim. Geç, hadi. Pardon, ay çok özür dilerim. Bir tane, yani bir dakika şimdi ben... Gitseydim Nadir'le müstahak mı Nedim olacaktım? Ay hiç gideceğim yoktu Allah. Ama güldünüz. Hem Nedim'e değil, Nedim. Neyse canım, kaldığınıza göre biz artık eski kadroya dönebiliriz. Nerede kalmıştık? Kuşçu ile görüşeceğiz. Kuşçu? Evet, ben nikahta evet derken kuşların havalanmasını istiyorum. Neden? Gökyüzüne mutluluğumuzu müjdeleyecekler. Sakın siz de bunun saçma fikir olduğunu söylemeyin. Vallahi kırılırım bak. Yok estağfurullah. Estağfurullah, hiç öyle şey olur mu? Bence çok mantıklı. Kuşlar gökyüzüne mutluluğu müjdeliyor. Çok masalsı. İyi o zaman. Ya malum ben düğün hazırlığı yaparken biraz agresif oluyorum da. Evet, onu görüyorum. An itibariyle anladım. Şimdi bir tanem hanımcığım. Sizden bir istirhamım olacak. Evet, bu kuşçu meselesi çok önemli, farkındayım ama benim Cerrah Bey'le çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Müsaadenizle. Ay tabii canım. Cerrah Bey için erteleriz. Olur mu? Ama bana bir söz verin. Bir daha İstanbul'dan ayrılma kararı vermeyeceksiniz. Tamam, yok. O kuşçuya gidilecek. Şule Hanım, bir saniye. Cerrah Bey şu anda kimseyi görebilecek durumda değil. Önemli bir şeyse ben ileteyim kendisine. Neden? Hasta falan mı? Yoksa bana mı kızgın? Ha yok. Üzgün biraz. Ne oldu? Bir arkadaşı İstanbul'dan ayrılıyor da. Temelli. Hayat Hoca mı? Evet, Hayat Hoca. Bu kadar çabuk mu? Sizin haberiniz var mıydı gideceğine? Ay yok canım, nereden olsun haberim? Cerrah yıkılmıştır şimdi. Çok seviyordu Hayat Hoca'yı. Vallahi kimseyle görüşmüyor. Bizimle de konuşmuyor. Toparlar.
Onun için böylesi daha iyi olacak galiba. İyi günler. İyi günler. Sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Nasıl yani? Ne demek o? Ya bilmiyorum ki. Bundan sonra her şey daha kötü olacak anlamında dedi herhalde. Ya belki senin değişmeyi için söylemiştir. Onur, bende değişecek ne var ki? Ben de sizin gibi olmak istiyorum sadece. Hayatımı yaşamak istiyorum yani. Peki Hayat Hoca da videoyu gördü. Hangi videoyu? Ne videosu ya? Ha, daha sen de öğrenmedin. Yok abi tabii, ne videosu? Abi ne videosu? Gösterseniz hadi. Zaten öğrenecektiniz. Harbi söyleyelim. Al abi, bilme. Bravo Gözde sana, bravo. Ama ben bunu hatırlamıyorum ki. Ne kadar şanslısın ya. Ben de unutmak istiyorum. Burak, ne diye bağırıyorsun ya? Ya bağırmayayım da ne yapayım ya? Hayat Hoca var ya, sana az bile yapıyor, biliyor musun? Öyle mi? Ablam daha çok sıksın bizi o zaman, biz de hiç görüşemeyelim. E görüşmeyelim. Zaten ben seni bir yere götürdüğümde böyle masaların üstüne çıkıp dans edeceksen görüşmemizin de bir anlamı yok. Oğlum yavaş. Abi görmüyor musun ya? Şu hale bak ya. Onur, al şunu. Ya ne yaptın ya? Keşke bu kadar üstüne gitmeseydin. Zaten moraliyorsun. Hadi hadi git peşinden. Yürü. Biz ne yapacağız? Ne yapalım? Bilmiyorum, ders ne? Beden. Kaldı. Operasyon başarıyla tamamlandı. Ne? Ya bir de... Yalnız Sevda'nın statüsü 10 numara tutmadı mı? Boşuna kara Sevda demiyoruz. Uf, ya bir mum duruşu duramıyorsun Abidin ya. Aslında... Ben Sevda'dan yardım mı istesem? Belki Asya ile Avrupa gibi biz de kavuştuk. Ya Abidin'e aşık olunca çok tatlı olmadı mı? Çok komik oldu. Kızım ben Asya için Cem Yılmaz bile olurum. Gerçi sevgililer günü yaklaşıyor. Onu düşünmekten gözüme bir gram uyku bile düşmüyor. Oy, baksana çok tatlısın Abid. Heh, yazdı gene Evelinki. Sevgililer günde buluşursunuz artık. E ne yapacaklar canım, buluşacaklar. Sevgililer gününe sap mı girecekler? Of durun ya, ortada bir şey yok. Gözde. Gözde bir dur ya, tamam sakin ol. Gel şuraya bir gel, tamam sakin ol. Özür dilerim. Dileme. Özür dileme benden. Ya. Bak o videoyu görünce kan beynime sıçradı, tamam mı? Ama bulacağım o gerizekalıyı. Kim yaptıysa ağzını burnunu kıracağım. Merak etme sen. Ama sen de biraz anla beni ya. Ya niye hep ben seni anlamak zorunda kalıyorum? Ya bak Gözde, şu an bir sürü mal oturmuş bilgisayarın başında senin dansını izliyor ya. Ben de bunu düşünce kafayı yiyecek gibi oluyorum ya, deliriyorum. Ya Burak yeter artık, lütfen sesini yükseltme bana ya. Ya lütfen. Tamam bak, sakin ol. Biraz yürüyelim, sakinleşiriz. Ah Asya, bir he desen bana her gün sevgililer günü olurdu be. Ya Abidin resmen aşık olmuş, baksanıza. Vallahi Abidin, etrafta mal mal dolaşıyordun. Vallahi Asya sayesinde aşk gücüğü oldu. He, siz geçin dalganızı. Spora başladım. Yakında eşkenar üçgen bir vücutta geleceğiz okula. Kim? Senle Asya mı? Yok, ben ve baklavalarımla. Baklava ne lan? Lokmadır o. Ya üzmeyin Abidin'i mi? Hem o Asya'yla çıkınca okulun popisi olacak. Ha, Efsu aşıklar olacaklar.
Ne desek bunlara? Aspidin mi desek? Abasya mı desek? Siz geçin dalganız. Baklava! Baklava! Ya gördünüz mü? Üzdünüz çocuğu. Gitti. Ya biz Hayat Hoca'nın gitmesini engellemiş çocuklarız. Bir tiki Asiye'yi mi kafalayamayacağız? Lokma Abidin yalnız değildir. Hayır. Mazlumu zalime yedirmeyiz. Sen ne diyorsun birader? Tabii canım. Tabii tabii. Destekliyorsun yani bizi. Tabii abi. Yani sizin için okeyse benim için sıkıntı yok. Evet. Sevgililer günü de yaklaşıyor. Bu laçka kesin sana saracak Süheyl. Ay yok canım, ne alakası var? Hem onun adı laçka değil. Loçko. Oo, bakıyorum bir de sahipleniyorsun. Valla şu anda kesin sana çok romantik bir sürpriz hazırlıyordur bence. Ay yok, daha neler. Demedi deme. Tarhan, saçmalıyorsun, farkında mısın? Ya kızım tamam, eğlenelim dedik ama sen iyice abarttın işi yani. Uzatma. Abi zaten sana burada çok iş düşecek. Sonuçta Asya senin sözünden ayrılmaz değil mi? Ne? Asya mı? Hani Abidin'i Asya'ya ayarlamaya çalışıyoruz ya sevgililer günü için. Öyle mi yapıyoruz? Oho, neredesin be abi? Biz burada iki saattir ne konuşuyoruz? Ya Gülsel'in de başına gelmeyen kalmadı ya. Kız daha yeni büyük bir belayı atlattı. Şimdi de bu geldi başına. Ne? Cüzdanını koridorda unutmuşsun. Merak etme ya, bir şey almadım içinden. Tamam, tamam. Zeynep ne bu telaş? Para falan mı vardı içinde? Hayır, hayır. Para değil de. Ah, buradaymış. Ya kayboldu sandım. Ne bu? Bu annemden bana kalan tek şey Onur. Bakabilir miyim? Bak. İyi de sen bunu hiç takmadın ki. Öbür tekini kaybettim de o yüzden. Günlerce ağladım. Ya bunun da başına bir şey gelseydi. Ay ben çocuğa teşekkür etmeyi unuttum. Sen bunu al. Ben gidip geleyim hemen. Acaba nasıl biri? Gördün ya. Hatta üzerine atlamışlığı bile var. Ya Koray, ben kadını demiyorum, kardeşimi diyorum. He. Bakalım kadın getirecek mi kardeşini? O da var. Ya ben tanımak istediğimi söyledim. Getirir herhalde. Hadi bakalım. Oğlum ne oluyor? Oğlum kızları yiyebilirsin de ben yemem. Sen Asya'ya yürüyorsun değil mi? Oğlum ne yürümesi ya? Bak şu kızların gazına gelip durma. Bak oğlum anlıyorum. Asya güzel kız ama ortada Abidin var. Senin bir karar vermen lazım. Ya arkadaşın ya aşkın. Abicim ne Asya'sı ya? Benim Asya ile bir alakam yok. O zaman öyle olmadığını kanıtla birader. Bize yardım et. Tabii abi. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Oğlum bizde satış olmaz. İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. Hadi hadi. Hoş geldin Sevda. Seninle daha önce uygun ortamlarda tanışamamıştık. İstersen baştan başlayalım. Ben Arzu Bade Yılmaz. Memnun oldum. Kardeşim nerede? Gelmedi. Ben seninle konuşmak için geldim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok ki. Ben sana telefonda ne dedim? Kardeşimle tanışmak istiyorum dedin değil mi? Ben de bu konuyu konuşmak için geldim. Kardeşinle tanışmana izin vermeyeceğim Sevda. Anlamadım. Bak, bizim babanla olan ilişkimiz çok eskiye dayanıyor. Sen daha bunu kabul edip saygı duymuyorsun. Ya sen kardeşimle kendini bir mi tutuyorsun? Bu senin günahın, onun ne suçu var? Sen daha benim elimi sıkmıyorsun. Kardeşine kim bilir nasıl davranacaksın? Ya ben senin elini niye sıkayım ki? Annem evde senin yüzünden ağlarken senin arkadaş olmamı falan mı bekliyorsun sen? Hayır, sadece bana saygı duyacak kadar olgun davranmanı bekliyorum. Kızımla tanışmanı istemiyorum Sevda. Buna sen karar veremezsin, tamam mı? Ya nereden biliyorsun? Belki onun da bir ablaya ihtiyacı var. Bak, sen bizi çok üzdün. Annemi de beni de çok ağlattın.
kardeşimin yüzüme kondurduğu gülümsemeyi alamazsın benden, tamam mı? Sevda, sen arkadaşınla evime geldin. Evimi dağıttın, hakaretler ettin. Sağ solun belli olmuyor ki senin. Annemin üzülmesine dayanamıyorum çünkü ben. İşte ben de bundan korkuyorum. Kızımın senden etkilenmesini istemiyorum. Hem annene söyle, Samim'le boşanacak, biz evleneceğiz. Sen nasıl bir kadınsın ya? Kadınlığı da geçtim, sen nasıl bir insansın? Bak yine hakaretlere başladın. Sakın kızımın hayatına girmeye kalkma Sevda. Bir dakika, bir dakika. Beni kardeşimle tanıştıracaksın. Bir kardeşin olduğunu unut Sevda. Bir adım bile yaklaşırsan seni polise şikayet ederim, haberin olsun. Ya dursana, nereye gidiyorsun? Ya sen... Kardeşimi tanıştıracaksın Sevda, sen. Buraya ben sana ne dedim? Gel buraya. Sakin olsana ya. Kadın seni şikayet ederim dedi. Hapse mi girmek istiyorsun? Ya Koray beni kardeşime tanıştırmıyor. Adını bile söylemiyor ya. İnsanlıktan nasıl beni anlamış bu? Ya ben seni anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Ya neyini anlamıyorsun Koray? Görmüyor musun halimi, yaşadıklarımı? Şu koca dünyada tek başıma kaldım ben. Tek başına mı kaldın? Gel benimle. Koray. Yürü. Ya Koray. Koray bıraksana. Daha yürü ya, yürü. Ya Koray bıraksana. Sevda yürü. Ya nereye gidiyoruz? Göreceksin birazdan. Yürü. Ya bırak ya. Şu yorumlara bak. Eliflerin ağzını suyu akıyor resmen. Bakmaya niyetim yok benim. Sen de bütün yorumlara teker teker cevap mı vereceksin? Evet. Teker teker hepsine cevap yazacağım. Hepsine. Tamam, bakayım ben ne yazmışlar acaba. E sen niye karışıyorsun ki? Bu nasıl dans abi? Kız kopmuş, helal olsun. Bırak, ne var bunda? Ya nasıl ne var ya? Nasıl ne var? Daha ne olacak? 10 numara 5 yıldız sağlıcım. Bir dakika, bir dakika. Senin hoşuna falan mı gidiyor bu durum? Okuyorum sadece. Yabancı bir şarkıcıya benziyor bu kız. Kime benziyor abi? Bak ne yazmış altına. Ben seni benzeteceğim şimdi, sana ne bu basket. Bu da senin yorumun. Ne yazacaktım Gözde? Sevgilim sizin çok hoşunuza gitmiş. Doya doya izleyin, öyle mi yazacaktım altına? Ya saçmalama Burak. Alt tarafı beğenmişler. Ne var bunda ya, bu kadar büyütecek? O insanların hiçbirini ben görmedim, görmeyeceğim de. Yani bu kadar kıskançlık fazla değil mi sence? Tamam. Ben hiçbir şey demiyorum sana. Sen çok haklısın Gözde, çok haklısın. Çok haklısın. Aşkım tamam, bırak artık şu videoyu. Bizim daha önemli sorunlarımız var. Konuşmamız lazım. Ya ne konuşacağız ya? Daha ne konuşacağız? Ayrılmamız lazım. Arkadaşlar hadi bize bir müsaade edin. Bir operasyon var ya. Hadi kardeşim. Hadi. Kapıyı da kapatalım arkadan. Hadi eyvah. Son çıkan kapıyı kapatsın. Hadi. Abi hızlı hadi. Evet arkadaşlar. Operasyon başlasın. Mağdur. Zanlı. Evet arkadaşlar. 14 Şubat'a az kaldı. Bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. Vallahi işimiz zor. Şöyle bir tahtaya bakıyorum da. Yani Abidin'le Asya'nın fotoğrafları bile yan yana olmuyor. Evet abi, işimiz kolay değil ama bir yolunu bulacağız. Her kızın bir zayıf noktası vardır. Aynen Bariyer. Bu kızın en hassas noktasını bulabiliriz. Ya arkadaşlar, iyi güzel diyorsunuz da. Yani Abidin'in şansı 0 bile değil. -100. Ya kardeşim, aşkta imkansız diye bir şey yok. Bak Tarkan'a, o kadar ünlü kız dururken gitti hayranına aşık oldu, bir de evlendi. Bravo Aragaz. Kızlar onlara ilgi gösteren erkeklere karşı kayıtsız kalamaz. Bunlar kulağınıza küpe olsun. Uzman görüşü. O zaman her ihtimale karşı durma koşuyorsun. Yani belki inadı kırılır ha? Abi, net. İyi güzel de siz Asya'yı benim kadar tanımıyorsunuz. Evet, işte burada devreye sen giriyorsun. Sen bir grubun en kritik adamısın. Sen bulacaksın Asya'nın en hassas noktasını. Heh, tamam. O zaman Abidin bir tane dans yarışmasına katılsın. Onda birinci olsun. O zaman belki etkiler Asya'yı. Ya abi ne alakası var? O kolay bir şey mi? Nasıl yapacak onu? İşte ben de onu diyorum. Durum komple zor zaten. Loçko, işi yokuşa sürme abi. Bana doğru düzgün fikirlerle gel.
Tamam, şöyle bir fikrim var o zaman. Gitsin bir dizide oynasın. Ünlü olsun. Hani onun karizmasıyla gene belki Asya'yı etkiler. Çok iyi fikir ya Emel. Abi çok iyi fikir. Biz niye düşünemedik bunu Emel ya? Ha. Kardeşim sen diyorsun hiç boşuna uğraşmayın ha. Ya abicim azıcık şansı olsa uğraşalım da yok abi yok. Oğlum zaten güzel olan zor olması. Tam iddialık konu. Var mı sizin? Yokum. Arkadaşlar bana acil bilgi toplamanızı istiyorum. Bu kız nerede gezer, nerede yer, nerede içer? Ya bu kadar adamız bir şekilde bizim bulmamız lazım bu hassas noktayı ya. Ben varım. Sen var mısın Aragaz? Ben her türlü varım. Sen var mısın Bariyer? Abidin içinde yer. Sen Loçko? Arkadaşımız için deneyeceğiz. O zaman bir, iki, üç. Diri dire, diri dire, diri dire. Oh be! Göze ne diyorsun sen ya? Ne ayrılmasından bahsediyorsun? Ya bıktım artık. Yeter herkes benim üstüme geliyor ya. Ya bir dur sakin ol. Ya neyini durayım Gözde, neyini durayım ya? Bak ben bıktım artık, tamam mı? Gideceğim Hayat Hoca her şeyi anlatacağım. Ya bir dur, bir sakin ol. Bir planım var, dinle beni. Ne planı? Ablamı daha önce bir kere daha böyle görmüştüm. Nişanlısı nikaha gelmediğinde yine aynı şeyi söylemişti. Ne söyledi? Bir daha hiçbir şey aynı olmayacak demişti. Sonra da dediğini yaptı. Tayinini istedi, Kayseri'ye taşındık. Tamer yüzünden tamamen hayatımızı değiştirdim. İzmir'e gitmekten vazgeçti ama. Ya şimdilik öyle görünüyor. Ama eğer sözünden çıkarsan bu sefer İzmir'e değil yurt dışına falan gönderir herhalde. Ya yok artık ya. O onu da yapmaz herhalde artık. Burak sen ablamı tanımıyorsun. Ablam çok sabit fikirli biri. Ve şu an bizim ilişkimize taktı. Biz ayrılana kadar da bize rahat vermeyecek. Bu mu yani? Şimdi sebep bu mu? Bunun için mi ayrılacağız? Öyle bir şey istemediğimi biliyorsun Burak. Ben de istemiyorum. O zaman yapacak tek bir şey var. Ayrılmış gibi yapacağız. Nasıl yani? Ayrılmış gibi yapacağız ama ayrılmayacağız. Bayağı Hayat Hoca'yı kandıracağız yani. Aynen öyle. Yani bize başka bir çare bırakmadı. O ve herkes bizi ayrı bilecek. Ama gizli gizli buluşmaya devam edeceğiz. Aynen. Yani senin başka bir fikrin var mı? Yani seni kaybetmek de nedir? Aşkım. Ben sensiz yaşayamam. Ben de sensiz yaşayamam. Ama biliyorsun bak bu durumda biz ilk sevgililer günümüzü ayrı geçireceğiz. Ya yapacak bir şey yok. Eğer birlikte geçirirsek çok dikkat çekeriz. Bizim daha çok sevgililer günümüz olacak hem. Haklısın. Tamam ama biz ayrı olsak bile sen hep benim kalbimde olacaksın. Tamam mı? Hayat. Hayat. Ben bir karar verdim. Ne? Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Yani değil İzmir, Fizan'a da gitsen arkandan geleceğim. Bir yere gelmene gerek yok ki. Nasıl yok ya? Hayat ben seni seviyorum. Anlamıyor musun? Ben seni seviyorum. Beni bir dinler misin? Hayır dinleyemem. Dinlemeyeceğim. Teknede gidiyorum dedin sonra beni de konuşturmadın zaten. Koray sana telefon açıp söylemiştir diye düşündüm ama ben... Hayat benim telefona bakacak halim mi var? Bak benim tek derdim sensin şu an. Hayat sen gidersen... Yani sen beni bırakıp terk edip gidersen... Ben bir enkaza dönüşmekten korkuyorum. Bunca zaman fırtınalarda dağ gibi durdum ama... Sen gidersen savrulup giderim. Hayat, bak ben çok değiştim. Gerçekten daha da değişiyorum, değişeceğim. Bu yaştan sonra diploma bile almaya kalkıştım baksana. Hayat, bunca yıldır nefret ettiğim adamı yeniden sever oldum. Ama sen şimdi çekip gidersen onu da götüreceksin. Ben bir yere gitmiyorum ki. Gerçekten mi? Gitmiyorum. Kalıyorum. Baba. Dur. Yapma.
Başka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan. Başka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. İşte bu da benim ailem. Bir avuç toprak. Yalnız kalmakmış. Bu dünyada bir tek sen mi yalnız kaldığını sanıyorsun Sevda? Ha? Ne olursa olsun bu dünyada anne ve baba diyebileceğim birileri var. Benim o da yok. Koray. Mekanları cennet olsun. 7 yaşındaydın beni bırakıp gittiklerinde. Ben 7 yaşında yalnız kaldım Sevda. Seninkiler hayatta. Sen onların yokluğuyla başa çıkabilecek yaştasın. Abin yanımda Koray. Yanımda olsa ne olur ya? He? Onun yüzünden öldüler zaten. Nasıl yani? Abimin düşmanları arabasına ateş açtı. Annemle babam da arabadaydı. Bazen kardeşim dediğin hem en çok sevdiğim insan hem de en nefret ettiğin olabiliyor. Yıllarca uğraştı kendini affettirmek için. Onların boşluğunu doldurmak için çabaladı. Babamı aldı. Annemi aldı benden, annemi. Koray. Koray bilmiyordum. Üzülme ne olursun. Ne olursun üzülme. Kalmaya karar vererek beni nasıl mutlu ettin bilemezsin hayat. Dile benden ne dilersen. Aa, bu yüzden mi geldik buraya? Ay saçmalama Ceren, ne gerek var? Sen bana bu hayattaki en güzel hediyeyi verdin. Ben de sana bir hediye almak istiyorum, lütfen. Tamam da Ceren, hediyeye gerek yok ki. Israr ediyorum. Tamam, hediye mi almak istiyorsun bana? Evet. Oyuncak istiyorum. Oyuncak mı? Oyuncakla oynamak için biraz büyük değil misin? Allah Allah, sen ne demeye çalışıyorsun ya? İçimdeki çocuk istiyor belki. Sual olur şimdi. İyi, tamam. Buyurun. Tabii, tabii beklerim. Ne demek? Her zaman size hizmet etmek benim için büyük bir keyif. Oldu, hadi görüşürüz. Aa, aman efendim, kimler gelmiş, kimler? Şerifinin bir tanesi mi gelmiş? Ne haber Şerif? Yoğunsun bakıyorum. İşte okul müdürü her zaman yoğundur bir taneciğim. Hmm. Sen ne yaptın? Ne yapacaksın? İşler, güçler. Ben bölmeyeyim seni. Sen çok önemli bir şey konuşuyordun herhalde. Beni görünce hemen kapattın. Devam et sen konuşmaya. Ne konuşmadın? Ha, ya,
önemli biri değildi. Yok yok yok, sen devam et ya işine. Ben bölmeyeyim seni. Böyle kaptırmış gidiyordun ne güzel. Ya yok canım, ne kaptırması ya. Hakikaten Mega kaptırdı mı hiç farkında değilim vallahi. Tabii tabii, öyledir. Niye geldin sen? Hani biz evleniyorduk ya. Ha. Düğünümüz olacaktı ya. Hani ben nikahta evet dedikten sonra kuşlar uçacaktı. Kuşlar mı uçacaktı? Evet. Tamam uçsun. Yeter ki benim bir taneciğim istesin. Uçsun. Yalnız bugün olmaz. Bugün çok önemli bir görüşmem var. Yarın gitsek olur mu? Olmaz. Ya bir taneciğim bak çok önemli bir görüşmem var diyorum. Bir veli gelecek. Kim veli? Kim mi veli? Veli. Bu Tarhan. 10B'deki zengin çocuk. Onun velisi okula gelecekmiş. Bağış yapmak istiyormuş. Onu erteleyemem. Ama söz. Yarın gideriz kuşlara. Baş başa. Kuşlar yoksa öpücük de yok. Hatta düğün de yok. Ne kuşu ya? Cenab-ı Hak, ayınızı düşürdünüz de. Sadri. Asya ne haber? Nasılsın Asya bacım? İyi misin? Ben kahve alacağım. Sen de ister misin? Yok canım, sağ ol. Ben buranın kahvesini sevmiyorum. Dışarıdan söylüyorum. Ha, aynen ya. Bence de güzel değil zaten tadı. Berbat hatta. Seni Instagram'dan ekledim. Kabul etsene. Niye? Takipleşiriz. Bakarız. Biz bariyerle bir şeyler yemeye gideceğiz buradan sonra. Sen de gelmek ister misin? Aynen, pizza yemeye gidelim diyoruz. Yalnız canım, ben pizza yemiyorum. Rejimdeyim de, sushi yiyorum. Ay canım, ben çiğ bir şey yemeyi sevmem ama gıcık olduğum insanları çiğ çiğ yerim, o ayrı. Bariyer ya, sen çok komiksin arkadaşım. Stand-upçı olsana. Aynen, çok severim ben şaka yapmayı. Oldu o zaman canım. Hadi. Görüşürüz. Bye. Bye. Ben şu yani, kızım ne yapıyorsun ya? Abi şu kızı bana bırakın. Pataküte dalayım. Bak bakalım o zaman nasıl koşuyor Abdi'nin peşinden. Ya otur 2 saniye. Sakinleş. Ya zaten kız daha bir kelime edince sen atarlanmaya başlıyorsun. Biz en iyisi Abdi'ne bir iyilik yapalım. Bu kızı okuldan kovduralım abi. Kız resmen gıcık ötesi ya. Ama çocuk çok hoşlanıyor. Zaten bir kere çıksa bir daha çıkmak istemez bu kızla. Ben erkek olsam 5 dakika dayanamam, net. Abidin için dayanacağız ama. Hem ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani? Tarhan diyorum. Tarhan'a karıştıracağım. Hadi alın bakalım. Ya. Alın bakalım. Aa, bak ne var onun içinde, gördüm. Hayat öğretmen sürprizlerle dolusun. Amcacığım beraber oynayalım mı? Oynayalım tabii, oynayalım. Gel bakalım. Gel. Müdür Bey. Hayat Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Müdür Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yine unutmamışsınız çocuklarımızı. Unutur muyum hiç? Sağ olun. Cerrah Bey'le tanıştırmadım sizi. Cerrah Bey, hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, Hayat Hanım'la konuşurken sizi fark edemedim. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Hayat Hanım'ın bütün ilgiyi üzerine çekmek gibi bir özelliği vardır. Siz tanışıyor musunuz? Tabii ki. Eksik olmasın. Bu çocuk yurdumuzu yaptırıp kurumumuza hibe etti kendisi. Siz de sürprizlerle dolusunuz Cerrah Bey. Siz ne anlarsınız suçtan?
Aa, Loşko? Ne oldu, bozuştuk mu? Yo. Ne bileyim, öyle selam vermeden geçip gidiyorsun falan. Yani trip mi atıyorsun sen bana? Yok canım, ne tribi? O zaman bu akşam dans dersine geliyorsun değil mi? Dans dersi mi? Bu akşam dans dersi mi var? Hem de özel ders var. Sana çok güzel figürler göstereceğim. Sahiden mi? O zaman geliyorsun. Bak ne yapalım biliyor musun? 4'te spor salonunda buluşalım. Ondan sonra da birlikte bir şeyler yemeye çıkarız. Yok ya, ben gelemem. Benim bu akşam önemli bir işim var. Şimdi geldi aklıma. Aa, ne işi ya? Çok önemli bir işim var. Sonra görüşürüz.